Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugün danışmanlık hakkında konuşacağız. Konuğumuz Has Danışmanlık Kurucusu Muhammed Mehdi Türsü. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormalı. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Adım Muhammed Mehdi Türsü. Has Danışmanlık Şirketi'nin kurucularındanım. Danışmanlık şirketi olarak ihracat firmalarına olsun, iş kazaları olsun, sağlık yanlış tedavi tazminat danışmanlığı olsun. Bu yönlerde birçok faktörde hizmet vermekteyiz. Hedefimiz ileriye dönük biraz daha insanlara ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek açıkçası. Harika. O zaman biraz daha işinizi detaylandırabilir miyiz? İşimizi detaylandırmak gerekirse genel anlamda ilk önce ihracat tarafından bahsetmek isterim. İhracat tarafında gelen yabancı vatandaşlar gerçekten ülkemizin bugünkü iş potansiyeli olarak diyebilirim. Bunlara yönelik bir danışmanlık ihtiyaçlarını bulunduruyorlar, istiyorlar. Biz de bu yönde kendilerine danışmanlık hizmeti veriyoruz. Nasıl danışmanlık hizmetleri veriyoruz? İhtiyaçları olan her doğrultuda, her malzemede, işte otelinden, gezme, turizm acentesine kadar bunların hepsini sağlıyoruz kendilerine. Gidiş geliş biletlerine kadar, vize işlemlerine kadar birçok faktörde hizmet veriyoruz. İkinci ana branşlarımızdan bir tanesi de trafik kazalarıyla alakalı. Aslında bizi buraya müşterimiz yönlendirdi. Nasıl yönlendirdi dersek, internet sitemizde biz bunların reklamlarını ciddi anlamda yaptık. Talep çoğalmaya başlayınca biz biraz daha hasar danışmanlığına biraz daha yönelmeye başladık. Ve ana branşlarımızdan bir tanesi de danışmanlık şirketi oldu. Bu danışmanlıkla beraber de 2022 yılının en güvenilir danışmanlık şirketi seçildik. Müşterilere verdiğimiz güven, şeffaflık boyutunda da 2022 yılının Altın Taş ödüllerinde de en güvenilir danışmanlık şirketi olarak seçildik. Mutluyuz. Harika. O zaman ondan biraz bahsedelim. Evet. Neler hissediyorsunuz? Neler hissediyoruz? Mutluyuz. Biraz açıkçası gururluyuz. Bir sene içerisinde ciddi hedefler koyduk. İstihdam olarak, ülkemize istihdam olarak olsun, çalışma kitlesi olarak olsun, iş partnerlerimiz olsun. Bunlara yönelik de olsa hedefimiz vardı. Bu hedeflere odaklandık, gece gündüz çalıştık, ekip arkadaşlarım olsun, iş ortaklarım olsun, partnerlerim olsun. Gerçekten hani çalışmak için değil de gerçekten hedefimiz olduğu için çalıştık. Bu hedefe varabilmek istedik. 3 kişiyle başladık bu işe. Bugün çok şükür 80'e yakın personelimiz var. 2023 hedefimiz 150-200 personel olarak çıkartmayı hedefliyoruz. Bizim için sürpriz oldu. Çok güzel oldu. Mutluyuz. Güzel oldu yani. Öyle diyebilirim. Harika. Hani anlatılmaz yaşanır derler. Anlatılmaz yaşanır bir duygu. Mutluyuz. Destek veren herkese, bizi benimsemeyen herkese de teşekkür ediyoruz. Pekala. En çok hangi taleplerle geliyorlar size? En çok hangi taleplerle geliyorlar? Dediğim gibi biz biraz daha iş kazalarına yönelik ve ihracat boyutunda danışmanlık lojistiğine kadar danışmanlık verdiğimiz esnada biz internet sitemizi ciddi anlamda bir reklam maliyeti verdik. Bu reklam maliyetleri doğrultusunda vatandaşların trafik kazalarına yönelik daha çok talepleri arttı tarafımıza. Bunun etkisi neden oldu diye araştırdık, nedenini merak ettik. Genelde vatandaşlarımızdan şu talebi aldık, değer kaybı. Yani değer kaybı bireysel olarak başvurdukları zaman araç sahibinin bize söylemiş olduğu çok cüzi miktarlarda işte düşük miktarlarda ödeme alındıkları vesaire olunca biz bu işin bir Ar-Ge ekibini oluşturduk. Gelen müşterilerimizin talepleri doğrultusunda Ar-Ge ekibimiz titizlikle yani değer kaybında araç sahibinin değer kaybını başvuru esnasında yaşayacağı olumlu veya olumsuz durumların hepsini genel anlamda bir Ar-Ge ekibi tarafından titizlikle inceleniyor. Araç sahibini mağdur etmeyecek yönde çalışma doğrultusunda ilerliyoruz. İşin sonunda eğer araç sahibinin herhangi bir talep doğrultusunda herhangi bir alacağı veya herhangi bir hak kaybı yaşanmamışsa biz bunu doğrudan da kendisine iletiyoruz zaten.
Pekala. Sizin en güçlü yönünüz nedir? Benim en güçlü yönüm işkolik olmam. Biraz işkoliğimdir. Bu da işinizde ilerlemeyi sağlıyor. Bu da işimde ilerleme sağlıyor, evet. Biraz işkoliğimdir. Peki işinizin keyifli yönlerini konuşsak biraz. İşimizin keyifli yönleri bir sene içerisinde ciddi anlamda, daha önceden de bu sektörün içerisindeyiz ama bu bir sene içerisinde ciddi hedefler koyduk. Çalışma kitlemizi çoğalttık. Personel sayımızı, istihdamımızı hepsini çoğalttık. Bu da bize keyif veriyor. Mutlu ediyor. Sabahleyin şirketimize gittiğimiz zaman oradaki insanların istihdam edildiğini, bunları görmek bizi mutlu ediyor. Harika. En keyifli alanlarından bir tanesi. Pekala, işinizde yaşadığınız çok büyük bir problem oldu mu acaba? İşimizle alakalı aslında hiçbir problemle karşılaşmadık desem yeridir. Süper. Nasıl diyeceksiniz? Yani her işin bir zorluğu elbette vardır ama onunla beraber de bir kolaylık vardır. Elbette. İnsanlar yeter ki dürüst ve şeffaf olsunlar, güvenilir olsunlar. Kalbiniz temiz olduktan sonra inanın hemen ardından yürüce Rabbim o kolaylığı size gönderir. Kesinlikle. Durum sizin bu. İçin başarı nedir ve başardığınız en büyük şey neydi peki bugüne kadar? Bugüne kadar başarıyı aslında ben tek bir sözle cevaplayabilirim bu sorunuzu. Başarı aslında duygularına hükmeden insanların eylemidir. Başarı, duygularınıza hükmettiğiniz zaman başarıya gidebilirsiniz. Ama bir iş yaparken bazı duyguları işinizin içerisine katarsanız, aile olsun, arkadaşlık olsun veya dışarıda yaşadığınız olumsuz durumlar olsun, bunları işinize katarsanız hiçbir zaman başarılı olamazsınız. O yüzden kısa ve net olarak başarı duygularına hükmeden insanların eylemidir demek kapının istiyorum. Kapının dışında bırakmaktır. Evet, kesinlikle. Yani bugün evimize nasıl gidiyorsak, ailemize, işimizdeki aksaklıkları, dışarıda yaşadığımız tatsızlıkları yansıtmamak için kapının arkasında bırakıyorsak, aynı şekilde iş yerimize girdiğimiz zaman o andaki atmosferi yaşamak zorundayız ve işimize kilitlenmemiz lazım. Kesinlikle. Çünkü az bir özellikle bizim gibi şirketler, yani 80'e yakın bir personel istihdamımız var. İnşallah hedefimiz tüm Türkiye'de temsilcilik açmak, tüm Türkiye'ye hizmet vermek. Zaten genel anlamda Türkiye'nin her birinde, bu arada onu da söylemek istiyorum. 81 ilimize hizmetimiz var. Yani her ilimizin bir temsilcisi var. O temsilcimizle irtibat haline geçirtiyoruz müşterilerimizi. Ama bölgesel olarak temsilcimiz var mı? Hayır, yok. Sadece biliyorsunuz pandemi birçok teknoloji şeylerini bize açtırdı. Evet. Biraz daha ilerleme kaydettik. Artık Zoom üzerinden, işte belli sosyal medya üzerlerinden kendileri iletişim haline geçebiliyoruz. Evet, online olarak. Online olarak direktmen kendileri irtibat ediyoruz. Sürekli online. Sürekli, 24 saat. Evet. 24 saat. O zaman sizi en çok motive eden şey nedir bu yolda? Beni en çok motive eden şey çalışmak. İşiniz. Evet, işim. Yani hayatımda, yani çevrem de bunu söyler özellikle, gerçekten çalışmayı seviyorum. Yani çalışmayı ve kazanmayı diyelim. Yani bu dünyaya zaten her zaman şunu söylerim, iki şey için geldik. Bir ibadet, iki ticaret. Yani ikisini de inşallah layığıyla yapıyoruzdur diye ümit ediyoruz, umut ediyoruz. O yüzden beni motive eden tek şeylerden bir tanesi çalışmaktır. İnsanları mutlu etmek beni motive eder. Partnerlerimle olan çalışma kriterim, disiplinimiz, istişarelerimiz. Yani hiçbir şeyimizi biz istişaresiz. Yani ben her ne kadar has danışmanlık kurucusu olsam da partnerlerimle, personellerimle her zaman ve her zaman aklıma gelen ilk fikri direkt ben personellerimle paylaşırım. Ve bana çok faydası oldu. Kesinlikle, bunlar evet. Beni motive ediyor. Hatta personellerimi de bu arada teşekkür etmek istiyorum. Yapmış oldukları emeklerden dolayı. Genç olmamdan dolayı da personellerim de genç. Bizde orta yaşlı yok. Hepsi genç istihdam. Özellikle buna dikkat ediyoruz. Genç olmamdan dolayı da biraz daha personellerle patron personel ilişkisi de abi kardeş ilişkisi içerisinde yaşıyoruz. Bu da bizi motive ediyor, mutlu ediyor. İşimizi gerçekten ileriye taşıyabiliyor. Biz diğer şirket kurucuları gibi belli kriterlerimiz yok, belli bir prensibimiz yok. Sadece bizim tek kriterimiz, hiç kimse kimseyi sevmeyebilir ama saygı duymak zorunda. Kesinlikle katılıyorum. Biz buna katılıyoruz. Evet.
Pekala, sohbetimizin sonuna geliyoruz, evet. Ama son olarak bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bizi izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Az önce de ben o sözü çok severim. Beni motive eder. Başarı duygularına hükmeden insanların eylemidir. Duygularınıza hükmedebiliyorsanız başarı sizinledir. Ama duygularınıza yenik düşüyorsanız eğer hiçbir zaman başarılı olamazsınız. İstediğiniz kadar mücadele edin, istediğiniz kadar çalışın, çaba sarf edin ama başarı duygularınıza hükmedemiyorsanız hiçbir yere varamazsınız. Kesinlikle. O yüzden duygularımıza hükmedeceğiz. Her zaman önceliğimiz duygularımız olacak. Duygularımızı bastıracağız. İş duygusunu bir tarafa, sevgi duygusunu bir tarafa, arkadaşlık duygusunu bir tarafa, aile duygusunu bir tarafa bırakacağız. Kontrol her altında. Şey yerinde güzeldir. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Pekala, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Burada ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Demek. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet sevgili İşi Bilen izleyicileri, bugünkü konuğumuz Has Danışmanlık kurucusu Muhammed Mehdi Türsü'ydü. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.